Merhaba ben Enes. Bugün Rowlett marka bir waffle makinesi inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce kanalımda incelediğim Korkmaz marka waffle makinesi incelemesini izlemek için yukarıdakiye basabilirsiniz. O makineyle bu makinenin bir kıyaslama videosu da var. Onu izlemek için de yine yukarıdakiye basabilir veya açıklamalardaki linki tıklayabilirsiniz. Bu makinenin incelemesine geçecek olursak şöyle büyük bir kutu içerisinde geliyor. Bu makine Korkmaz Mia'dan bir tık daha üst bir makine. Yani yarı profesyonel waffle makinesi olarak geçiyor. 1000 wattlık bir gücü var. Şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık olarak bir karışlık bir büyüklüğü var. Ölçtüğümüz zaman ise yaklaşık 20 cm bir çapı bulunuyor. Çiçek waffle deseninin. Şurada hafif bir oynama yapıyor ama kullanıma engel bir sorun değil. Makinenin şöyle yan tarafına baktığımızda 5 kademeli bir sıcaklık ayarını görüyoruz. Bunu yükselttiğimiz zaman waffle'ın karamelize olma derecesini buradan kendimiz istediğimiz gibi ayarlayabiliriz veya pişme derecesini diyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir tane lamba yanıyor. Makine çalıştığı zaman kırmızı, bekleme modunda ise yeşil yanıyor. Alt tarafında kabloyu gizlememize yarayan bir mekanizma yapılmış. Kablonun uzunluğunu ayarlayıp buradan fazla uzun olan kabloyu saklayabiliriz. Şurada gördüğümüz silikon ayaklar sayesinde makine masada gayet sağlam bir şekilde duruyor. Benim gördüğüm birkaç tane farklı işletmede bu makineyi kullanıyordu. En çok merak edilen makinenin waffle pişirme performansına gelecek olursak, makineyi kullanırken biz herhangi bir yağ kullanmadık ve herhangi bir şekilde kesinlikle bir yapıştırma yağı olmadı. Kısa süre içerisinde waffle'ları hazırlayabiliyorsunuz. Normalde biz waffle yaparken Hindistan cevizi yağı kullanıyoruz. Bu yağ waffle'ın tadına da bir lezzet katıyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta waffle hamurunu ne kadar dökmeniz gerektiği. Az dökerseniz biraz küçük olur. Eğer çok dökerseniz de dışarıya taşma yapabiliyor. Birkaç kullanımdan sonra zaten buna alışırsınız. Temizlik kısmında ise makine çok fazla kirlenmiyor. Makinenin şu iç kısımları çıkmıyor. Temizlik yaparken de waffle yaptıktan sonra makinenin soğumasını bekliyoruz. Makine soğuduktan sonra da yine ıslak bir bezle temizliğini çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Son olarak makinenin fiyatına gelecek olursak yaklaşık olarak bir 400 TL'lik bir fiyatı bulunuyor. Hani bir kere alayım bir daha gözüm arkada kalmasın, uzun yıllar boyunca gönül rahatlığıyla kullanayım diyorsanız bu makineyi çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Daha uygun bir fiyata waffle makinesi istiyorum diyorsanız da şurada gördüğünüz incelemesini yaptım. Korkmaz'ın Mia marka waffle makinesini alabilirsiniz. Umarım video yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.